Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Zat-ı Mekki 10. Sefir 65. Kısım. Hasıl içinde vasıl. Niyet telbiye getirmeye gereksiz kılar mı? Çekilci bilginler bu konuda görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre haçta telbiye namazdaki ihram tekbirine benzer. Bu görüş sahibine göre namazda tekbir yerine geçen her söz yeterli olduğu gibi telbiye yerine geçen her söz de yeterlidir. Tekbire benzeyen her söz Allah'ın büyüklüğünü dile getiren ifadelerdir. Bir kısmı ise şöyle demiştir. Telbiye lafzını söylemek zorunludur çünkü Peygamber haccın uygulamalarını benden öğrenin buyurdu. Telbiye lafzı da Peygamberin belirlendirdiklerindendir ki bu da lebbek, lebbek yani buyur sözüdür. Nitekim Peygamber namazdaki ihram tekbiri olarak da Allahu Ekber sözünü belirlemiştir. Böylelikle bazı bilginler peygamberin telbiye getirme tarzını söylemeyi vacip saymıştır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği telbiye şöyleydi. Lebbeyk Allahumma lebbeyk yani buyur ey Rabbim buyur. Hamd ve nimet sana aittir. Senin ortağın yoktur. Buyur Rabbim buyur. Mülk senindir buyur. Senin ortağın yoktur. Başka bir rivayette ise lebbeyk hak ilah. Başka bir rivayette ise yaratıkların ilahı denilir. Öyleyse telbiyeyi böyle söylemek bu bilginlere göre vacip iken bilginlerin bir kısmına göre müstehaptır. Bu lafızlarla söylemek ise daha üstündür ki ben de bu görüşteyim. Bilginler bu lafzın değiştirilmesiyle ilgili olduğu kadar kendisine bir şey ilave edip edilemeyeceği hususunda da görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Aynı şekilde telbiyede sesin yükseltilmesi hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir ki buna ihlal denilir. Bir kısmı onu vacip saymıştır ki ben de bu görüşteyim. Fakat bana göre bir kez bunun yapılması yeterlidir. Birden fazla yapılması ise müstahap ve yerinde davranıştır. Bazı bilginler şöyle demiştir. Telbiye getirirken sesin yükseltilmesi cemaat mescitlerinde bir kısmına göre ise Mescid-i Haram'ın ve Mina Mescidi'nin dışındaki mescitlerde müstehaptır. Telbiye hakkında görüş ayrılığına düşürmüştür. Telbiye hakkında görüş ayrılığına düşürmüştür. Acaba o bir esas mıdır değil midir? Bazı bilginler telbiyenin haccın bir unsuru olduğu görüşündedir ki ben de bu görüşteyim. Çünkü Allah şöyle buyurur. Benim davetime karşılık veriniz. Kuşkusuz Allah bizi evine davet etmiştir. Dolayısıyla bizim de buyur dememiz gerekir. Sonra Allah'ın yerine getirmemizi istediği niteliklerle ile başlamamız gerekir. Bazı bilginler ise telbiyenin bir rükün olmadığı görüşündedir. Bilmelisin ki mübah fiillerin çoğunluğunda uzaklaşma yani ihram ve tasarrufu birleştiren bu özel eylemle Allah'a yönelmek belirli bir isme ait özel bir niyettir. Bu niyette yönelme ise Kabe'ye değil ona davet edene yönelinir. Bu davet efendilik niteliğiyle karışmış kulluk niteliğiyle Allah'tan dolayı yapılan bir davettir. Efendilik hükmü bu ibadette bir suretin yok edilmesi demek olan kurban keserken ortaya çıkar. Efendilik taş atarken ortaya çıkar ki o da bir ilahi fiilin nitelenmesidir. Allah-u Teala onları taşladı buyurur. Rivayete göre İblis bu taş atma yerlerinde birkaç kez Halil İbrahim'e karşı gelmiş, belirlenen şeyin sayısı ve zamanı hakkında onu yanıltmıştır. Efendilik nefes aktarırken ortaya çıkar çünkü o da sizin için boşaltacağız ayetinde belirtildiği gibi ilahi bir niteliktir. Başka bir ayette ise Rabbin fari oldu ifadesinde de geçer. Efendilik Kabe'yi tavaf ederken ortaya çıkar. Çünkü tavaf Kabe'yi ihata etmektir ve Allah o her şeyi ihata eder buyurur. Efendiliğin ortaya çıktığı başka bir eylem ise zikirdir. Bu zikir beni zikredin ben de sizi zikredeyim ayetinde geçer. Allah'ın bizi zikretmesi bizim kendisini zikretmemizden daha büyüktür. Şu var ki biz onu kendimizle değil de onunla zikredersek durum değişir. Şu var ki onu kendisiyle zikretmemiz daha kapsamlıdır. Bizim zikretmemizde biz ve o vardır. Onun zikrinde ise sadece o vardır. Ebu Yezid'in huzurunda Rabbinin tutuşu pek şiddetlidir ayeti okuduğunda şöyle demiştir. Şöyle demiş. Benim tutuşum daha güçlüdür. Burada kastedilen Allah ile değil nefsiyle tuttuğunda kulun tutmasının gücüdür. Bana göre Ebu Yezid'in sözü bu anlama gelir. Ebu Yezid ise
onu farklı bir şekilde yorumlamıştı. Çünkü kulun tutması rahmetten yoksundur ve onda herhangi bir şekilde rahmet bulunmaz. Hakkın tutuşu ise her bakımdan tutulana dönük bir rahmet taşır. Çünkü Hak tutarken de kuluna merhamet eder. Öyleyse kulun tutması daha şiddetlidir. Çünkü kulda tutulan kişiye dönük bir merhamet bulunmaz. Bu efendilik hükmü haccın diğer bazı fiillerinde de ortaya çıkar. Koşma, yürüme, ilahlıktan kendisine ait bir nitelik taşıyan her fiili buna örnek olarak verebiliriz. Kabe'ye yönelmek Allah'a değil, Allah'tan dolayı olduğuna göre ona kendiliğinle değil Rabbinle yönelmeye çalışmalısın ki hak kaynaklı bir niyet sahibi olabilesin. Çünkü Allah başka bir evi değil bu evi amaçlamış. Kullarından özel bir nitelikle ona yönelmelerini istemiştir. O özel nitelik ihram giymek ve haccın bütün fiilleridir. Allah haccın başlangıcını da sonunu da tavaf yapmıştır. Böylelikle evine ulaşma esnasında başladığı şeyle bitirmiştir. Öyleyse Allah sana kendisine değil evine yönelmeyi emretmiştir. Çünkü Allah onu maddi bir yönelme yaptı. Bu yönelişte en yakını Mekke'de bulunan ev ile Kabe arasındaki yer olan bir mesafenin aşılması söz konusudur. Halbuki Allah her nerede olursan seninle beraberdir. Dolayısıyla maddi bir yürümeyle seninle birlikte olana ulaşma mümkün değildir. Böylece Allah seninle beraber olduğunu sana bildirmiştir. Sonra Allah senin ve hem cinslerinin bir benzeri olan yaratılmış evini sana gösterdi. Öyleyse sana evi göstermesi onun senin nefsine delil olmasıdır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Eve yöneldiğinde gerçekte nefsine yönelmişsin demektir. Nefsine yöneldiğinde ise kim olduğunu öğrendiğinde ise Rabbini öğrenirsin. Bu durumda şunu öğrenirsin. Sen o musun değil misin? Gerçek bilgi bu esnada ortaya çıkar. Çünkü delil bazen delillendirilenden farklıyken bazen ta kendisidir. Öyleyse hiçbir şey kendisinden kendisini daha iyi göstermez. Sonra ilişkinin uzaklaşmasına göre delalet de uzaklaşır. Şu halde insan suret üzerinde yaratılmış olması nedeniyle Rabbine en yakın yanıttır. Rabbine en yakın kanıttır. Bu nedenle Allah ilişkinin yakınlığı nedeniyle sana yakından hitap ederek şöyle der. Kuşkusuz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin çağrısına karşılık veririm. Başka bir ayette ise Allah seninle tartışanı duydu buyrulur. Kuşkusuz bölümün başında Kabe'nin batını yorumunda ortaya çıkan sırlar zikredilmiştir. Sonra Kur'an Kabe'den söz ederken geceleme ile aynı kökten gelen beyt ya yani ev sözünü kullanmıştır. Burada o adeta içinde geceleyen nedeniyle ev diye isimlendirilmiştir. Çünkü geceleyen şey evin yararları içerisinde en büyük unsurdur. Buna örnek olarak Hac Arafat'tır hadisini verebiliriz. Burada haccın en önemli kısmı kastedilir. Böylece şari geceleme hükmüne riayet etmiştir. Çünkü uyku gece gerçekleşir. Uyuyan kişi bineğini, canını uykusu esnasında koruyacak birine muhtaçtır. Çünkü o uyanıkken bineğini ve canını koruyabilir. Allah burada gecelemeyi dikkate alıp, geceleme ise gündüz değil, gece ortaya çıktığı için bu mekana ev adını verdi. Bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyurken elinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz buyurur. Ahmed bin Hanbel bilhassa uykudan uyanan kimsenin abdeste ellerini yıkarken kafa batırılmazdan önce ellerini yıkaması gerektiğiyle ilgili hadiste hükmü gece uyumaya bağlamıştır. Gece gayb demektir. Çünkü Hak kullarına tecelli edişinde zaman hükmünü geceyle irtibatlandırmıştır. Geceleyin Rabbimiz iner. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem miracı gece gerçekleştiği gibi ruhlar geceleyin miraç eder ve ayetler geceleyin görülür. Bütün bunları öğrenmiş olmalısın. Bu nedenle Allah bu mekana yani Kabe'ye ev adını vermiştir. İşaret edilen şeyi anla. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'ın hakkıdır insanlar üzerinde. Bu ifade bir unutmaya gönderme yapar. Burada Allah Adem oğulları demedi. Evi hac etmek yani ev olması bakımından bu mekana yönelmek. Böylece sadece ismiyle yönelilen yerin diğer yerlerden farklılığına dikkat çekmiştir. Ona bir yol bulan kimse için yani kendisine ulaşmaya güç yetiren kimse için. Bu nedenle Allah ancak senden yardım dileriz buyurur.
Öyleyse çağrısı nedeniyle buyur diyerek ve sesi yükselterek Allah'a olumlu karşılık vermek evden dolayıdır. Çünkü ev çağrılan kişiden uzaktır. Allah ise insanı evden davet etmiş ve ona bu evdeki tecellisini göstermek istemiştir. Nitekim kendisine ayetlerini göstermek üzere kulunu da geceleyin yolculuğa çıkartmıştı. Bazen bir şeyin talibe zuhur etmesi kendi nefsine delil olabilir. Bu durumda onun tecelli edip kulun kendisini görmesi Hakk'ın ayetlerinden birisi sayılır. Böylelikle Hak kulun nefsine delil olur. İbn Abbas'ın görüşüdür bu. Böylelikle telbiye getirirken sesi yükseltmek bu duadaki eve ait paydan kaynaklanır. Çünkü bu duada maksat olan odur. Dolayısıyla ev özel yüz üzerindeki bir perdedir. Muhammedi bir müşahede sahibiysen, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği telbiyeyi ekleme yapma. Böylece Hakk'ı Peygamber'in gözüyle görürsün. Çünkü onun telbiyesini getirirken Hak sana Peygamber'e tecelli ettiği gibi tecelli eder. Kuşkusuz onun Allah'ı en iyi bilen yaratık olduğu kesindir. Allah'ı bilmek ise tecelli kaynaklıdır. Allah sana burada tecelli etmiştir. Sen ise ona gözlerin yetkini olan peygamberin gözüyle bakmışsındır. Çünkü peygamber Allah'ı bilenlerin en yetkinidir. Allah kendisini bildiği ölçüde müşahadede kuluyla beraberdir. Bu telbiyeyi ilave yaparsan hiç kuşkusuz ortak koşmuş sayılırsın. Çünkü sen ona başka bir telbiye eklemişsindir. Halbuki sen toplamın tekliğin vermediği bir hükmü verdiğini biliyorsundur. Dolayısıyla sen Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem telbiyesini tam yapıp sonra ona bir şey eklediğinde ona bir şey eklemeyen adına gerçekleşen şeyin senin adına gerçekleşeceğini zannetmemelisin. Böyle bir söz söylemek işlerin hakikatlerini bilmemektir. Dikkat ediniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu telbiyeyi söylemiş ve ona bir şey eklememiş. Kendisiyle beraber telbiye getirene de tepki göstermemiştir. Dolayısıyla onu yerine getirmesi anlamsız olmamıştır. Sen de peygambere uymayı esas al ki kul olasın. Kullukta herhangi bir hüküm icat etme. Çünkü kullukta bidatçilik etmekle Rab haline gelirsin. Çünkü Allah elbedidir yani yaratandır. Kardeşim, hakikatine uyarsan onunla yürürsün. Ona ortak koşarsan onu takip edemezsin. Çünkü ona ortak koşulamaz. Böyle bir şey yaparsan bilgisizliğe düşersin. Çünkü varlıkta ortaklık yoktur. Varlık Hakk'ın suretine göredir. Hak ise ortaksız birdir. Öyleyse ortaklığın dayanağı olan bir kaynak yoktur. Ortaklıkla ilgili bu ikazımızı iyi öğren. Çünkü bu benden başkasından duyamayacağın bir husustur. İnsan ortak koşarken ortağın bulunmadığını bilir. Bununla birlikte insanı etkisi altına alan şey yaratılışındaki korkaklıktır. Hakk'ın ortağı yaratılmışta bir nitelik olarak var etmesi yönünden insan korkuya kapılır. Halbuki o kutsi bir hadiste dile getirilen ben ortaklıktan en münezzeh kimseyim. Kim başkasını ortak yaptığı bir amel yaparsa ben o amelden uzağım. İfadeyi bilmemektedir. Böyle bir insan şirk koşmuştur. Halbuki Allah ortaklığın geçerli olduğunu veya ortağın var olduğunu söylememiştir. Çünkü onun var olması mümkün değildir. Çünkü iki ortağın her birinin payı Allah nezdinde belirlenmiştir. Bunu bilmeseler bile öyleyse sen şirk koşmaktasın. Gerçekte ise ortaklık yoktur. Çünkü iş birden ortaya çıkar. İşte bu gerçektir. Onu söylersen yenilmezsin. Ondan başka ne var ki? Bu verilmiş bir örnektir. Bir ortağın var olması imkansızın varlığını varsaymaya benzer. Onun varlığı sadece farazidir. Hacda niyet eve gitmeye niyetlenmektir. Ev şekil bakımından dört rükünlüdür. Birinci yapımında ise üç rükne sahiptir. Niyette mezheplerin çoğuna göre evin şekline göre ortaya çıkmıştır. Böylece haccın rükünleri dört olmuştur. İhram, vakfe, koşma, ifaza, tavafı. İnsanların büyük kısmının kabul ettiği düşünce budur. İlk halinde evin yapısını dikkate alan bilginlere göre ev üçgendir. Bunlar ifaza haccını farz görmez. Böylece ev köşeleri denk üçgen şeklinde kabul edilir. Bu bilgin evi eşkenar değil, ikizkenar bir üçgen şeklinde kabul eder. Eşkenar olması mümkün değildir. Öyle olsaydı her ikisinin de benzeri olacağı için iki topu yani kenarı ayıracak kimse olmazdı.
Halbuki iki kenarın denk olup onların ayrılması gerekir. Bu ikisi ise eller ve avuçlardır. Bunları topuk diye isimlendirmemizin nedeni dayanma anlamı taşımasıdır. İki avuca dayanıldığı için iki diyarda yani cennet ve cehennemde emrin hükmü onlara döner. Bu ikisinden başka bir yer de yoktur. Bu nedenle topuk ismi daha uygundur. Topuk topuğa kavuşur. Öyleyse bir denkliğin olması gerekir ki bütünden kendisine yönelmek mümkün olsun. Böylece bu dörde bir şey ekleyip rükün sayılmamıştır. Sona bakan kişi ise evin şeklinin ve suretinin dışına çıkar. Böyle bir insan bir şeyi arayıp da ona benzeyeni gördüğünde bu odur diyene benzer. Halbuki bu doğru bir yorum olsa bile kuşkuda bu zuhur onun adına ortaya çıkmamıştır. Çünkü suret kendisine tanık değildir. Burada hac ile amaçlanan evin suretini kastediyorum.